Khan Akademi ile ders çalışırken olasılık videoları arasında kombinasyon ve permütasyonların ne işi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Merakınızı bu videoda gidermeye çalışacağım arkadaşlar. Elimde hilesiz madeni bir para var diyelim. Ve bu parayla 8 kere yazı tura atacağım. Tamam mı? 8 kere atacağım. 8 atıştan 3'ünde, evet tamı tamına 3'ünde tura gelmesinin olasılığını bulmak istiyorum. Bunu nasıl çözebiliriz? Evet. Daha önce olasılık için kullandığımız bir tanım vardı, değil mi? Neydi o? Payda. Payda istediğimiz durumun gerçekleştiği sonuçların sayısı demektir. Yani 3 tane tura gelen sonuçların sayısı. Dikkat edin. Tamı tamına 3 tane tura istiyoruz. 2, 4 ya da 5 tura gelirse olmaz. 3 gelecek. Ve payda paydadaysa bu sayı bölü eşit olasılığa sahip sonuçların toplam sayısı. Şimdi biraz karışık gibi geldi ama açıklayınca anlayacaksınız. O yüzden paydayla başlayalım. Hilesiz bir parayla 8 kere yazı tura atarsam kaç tane sonuç elde ederim? Kaç tane elde ederim? 1.de ya yazı gelir ya da tura. Yani 2 iki sonuç. 2.de de 2 sonuç, üçüncüde de iki sonuç. Kısacası kaç kere yazı tura atarsam atayım o kadar 2'yi birbiriyle çarpmam gerekiyor. 5 etti. 6., 7. ve 8. atışları da düşünün. Evet, bu ne demek? 2 üzeri 8'e eşittir, değil mi? Yani 2'yi 2 ile 8 kere çarpacağım. 2 üzeri 8. Genellemek için 2 üzeri yazı tura sayısı da diyebiliriz. 8 kere atacaksam 2 üzeri 8. 10 kere atacaksam 2 üzeri 10. Eğer bunun doğru olup olmadığı hakkında şüpheleriniz varsa geçmiş videoları seyretmenizi öneririm. 8 kere yazı tura attığımızda eşit olasılığa sahip sonuçların sayısını 2 üzeri 8 olarak bulduk. Peki bu sonuçlardan kaç tanesinde 3 tane tura gelir? Hmm. Her yazı tura atışına bir isim verelim. Bu sütunda atışlar olsun. Evet İstediğim ismi verebilirim. Ayşe, Fatma, Ali, Veli, Osman, Mehmet siz de verebilirsiniz. Kendi adınızı verin. Ya da Pamuk Prenses, Mickey Mouse, Yedi Cüceler hepsi olabilir. Şaka bir yana daha kolay olsun diye sayıları kullanalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. atış. Şimdi bu atışlardan tura gelen üçünü seçmem gerekiyor. Bir süreliğine bunların yazı tura atışı olduğunu unutun. Onun yerine 8 tane arkadaşınız olsun. 8 tane arkadaşınızı atıp tutuyormuş gibi düşünün. Yok yok espri yapıyorum. 8 arkadaşınız var ve 8 arkadaşınızdan 3 tanesini seçmeniz gerektiğini düşünün. Tamam mı öyle diyelim. Ya da 3 tane, 3 tane sandalye olsun. Konuşamadım bir an. 3 tane sandalye olsun ve bu 3 kişinin, ta bu 8 kişinin pardon 8 kişinin 3 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabileceğini düşünün. Tamam mı? Bunlar hep aynı şeyler aslında. Unutmayın, sıra önemli değil. Yani arabaya binecek kişiler işte 1 2 3, 3 2 1 ya da 2 3 1 sırasıyla binebilirler. Bunların hepsi aynı kişiler oldukları için burada kombinasyondan bahsediyoruz. Şimdi yazı tura örneğimize geri dönelim ve aynı mantıkla düşünelim. 8 atıştan 3 tanesini arabaya bindirmeye çalışalım. Biraz garip oldu bu değil mi? Sanki işte 8 filden 3'ünü öne oturtalım falan gibi. Kafanızı karıştırmayalım. Tekrar e, size bunların aynı şey olduğunu göstermek için aslında bu örnekleri veriyorum. Kısacası buradaki 8 para atışından 3 tanesini seçmemiz gerekiyor. Elimizde 8 adet e, madde var diyelim bunların 3'ünü seçmemiz gerekiyor. Yani 8 şeyden 3 tanesini seçmenin kaç kombinasyonu vardır? Aslında soru bu. 8 şeyden 3 tanesini seçeceğiz. Kaç kombinasyonu var? Bunu bir önceki videoda görmüştük. Gelin önce formülü uygulayalım, sonra da işin sezgisel kısmı ile ilgileniriz. Hatırlatmak için formülü buraya tekrar yazıyorum. Neydi? N faktöryel bölü k faktöryel çarpı n eksi k faktöryel. N diye de bunu anlatan bazı hocalar ya da kitaplar olabilir. Yani n faktöryel bölü k faktöryel çarpı n eksi k faktöryel. Burada n -K! yani n sayısı bilinmeyen n sayısı 8 olduğuna göre n 8 k de 3 olduğuna göre 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel oluyor. Çarpı 3 eksi 8 yani 5 faktöriyel. İşlemi yapalım. 7 çarpı pardon 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 8 faktöriyel. Burayı 3 faktöriyel olarak bırakalım. Çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar buradakiler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöryel. Formülün bu kısmının nereden geldiğini daha iyi anlamanız için bu şekilde bırakıyorum. Evet, formülün bu kısmı 8 şeyden 3 tanesini seçmenin kaç permütasyonu olduğunu bize veriyor. İlk seçim için 8 olasılık var. İkincisi için 7 farklı seçim var. Sonra da 6 tane yapabilirim. Anladınız değil mi? bu şekilde devam edersek aslında permütasyon hesaplamış oluruz. Ama az önce söylediğim gibi sıra önemli olmadığından bunu 3 şey için yapabileceğimiz sıralama sayısına bölmemiz gerekiyor. İşte 3 faktöriyel de zaten buradan geliyor. Şimdi kafanız karıştıysa binom katsayısından bahsettiğimiz videoları lütfen tekrar izleyin. Binom kat sayısı. Parantezi kapatıyorum. Nerede kalmıştık? formüle dönelim. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani 6. 6'lar götürdü birbirini ve ne oldu sonuç? Ne kaldı? 8 çarpı 7'den 56. Yani 8 şeyden 3 tanesini seçmenin 56 farklı yolu varmış. 8 kişiyi 3 sandalyeye oturtmanın ya da 8 yazı tura atışından 3 tanesinin tura gelmesinin bütün bunların 56 farklı yolu varmış orijinal sorumuza dönelim. 3 atıştan, pardon 8 atıştan 3'ün de tura gelmesinin olasılığını arıyorduk değil mi? 8 atıştan 3'ünün tura gelmesi bölü olası tüm sonuçların sayısı yani 56 bölü 2 üzeri 8 56'yı 8 çarpı 7 olarak yazalım. Bölü 2 üzeri 8. 8 nedir? 2 üzeri 3. Yerim kalmadı. Şurayı biraz temizleyelim hemen. Evet işte böyle. 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. Payı ve paydayı 2 üzeri 3'e bölersem bu 1 olur. Burada ne kalır? 2 üzeri 5 kalır. Ve sonuç ee, 7 bölü 32. Doğru yaptık değil mi? Bir dakika bir bakalım bir saniye. Kontrol ediyorum. 8'den 3 seçtik. Ee, evet doğru. Hata yapmamak için hesap makinesi kullanacağım. Nerede hesap makinem? Akaybolmuş. Bir saniye buralarda çok dağınık bırakıyorum buraları ben. Evet buldum. Evet. 7/32 bölü 32. ne ediyor? 0,21875 eder. 0,21875. Yuvarlarsam evet aşağı yukarı %21,9'u bulurum. 5'te 1'den biraz daha iyi bir olasılıkla 8 atışın 3'ünün tura olacağını bulduk. Dediğim gibi umarım kafanız karışmamıştır ve bu öğrendiğinizi başka sorularda da kullanabilirsiniz. Mesela şu anda 8 atışın 7'sinin tura olması ya da 100 atışın 2'sinin tura olması olasılığını hesaplayabilirsiniz, değil mi? Hadi bakalım. Siz onu hesaplayın, biz de bir sonraki videoda tekrar görüşelim.